Mesajında sonu şöyle biten, bu muydu sizin Türkiye yüzyılınız diye biten bir paylaşımınız olmuştu Turhan Bey. Merhaba öncelikle. Aslında meselenin ne kadar büyük olduğunu, sadece narin olayı bir vakayla aslında resmin tamamını göremediğimizi, en tabii çarpıcı, en hepimizi çok üzen son olay elbette ama bize bir şey gösteriyor. Verileri siz paylaşmışsınız. Sizden dinleyelim hızla hemen. Bir oradan giriş yapın. Çok teşekkür ederim. Ben sizi önce 20 yıl öncesine götüreyim izin verirseniz. Çünkü Tekirdağ'da yaşanan olayın tamamen aynısını ben 20 yıl önce yaşadım. O dönemde milletvekiliydim. Bir telefon aldım. İzmir'den bir doktoranın, bir çocuk doktoru beni aradı ve dedi ki burada çok vahim şeyler oluyor Turan Bey. Anlattı bana olayı. 17 aylık bir bebek tecavüz edilmiş hastanede ve maalesef tecavüz raporu yazılmamış, adli tıptan normal olduğu yazılmış. Bunun üzerine gece yarısı İzmir'e gittim, doktor hanımı buldum, çocuğu muayene ettim. Vahim bir tablo söz konusuydu. Bütün suçlu olduğu iddia edilen kişiler dışarıda ve çocuğa sağlam raporu verilmiş. Gecenin saat 2'sinde zamanın Adalet Bakanı'nı aradım, Cemil Çiçek'i. Bakın dedim, siz o adli tıp kurumuna vaziyet etmezseniz, bu çocuğun raporu değiştirilmezse ben size bunun hesabını soracağım. Sabah 9'da yeniden toplandı ve o çocuğa tecavüz edildiğine dair rapor verildi ve ardından hukuki süreç başladı. Ondan sonra yoğun bir çalışma yaptım ve Türkiye'nin çok ciddi çocuk istismarı ile ilgili özellikle dışarıdan nüfuz etmiş çetelere maruz kaldığını tespit ettim. Birçok dosya hazırladım, İçişleri Bakanı'na teslim ettim ve ardından çok büyük operasyonlar yapıldı. Fakat geçen zaman içerisinde maalesef Türkiye ciddi olarak mesafe almadı. Çocukların korunabilmesi, muhafaza edilebilmesi adına çok gerçekçi adımlar atmadı. Bunu nereden biliyorum? Çocuk yuvalarından biliyorum. Sizin programlarınızda da defalarca bahsettim. Evet. Adresini de veriyorum, yerini de söylüyorum. Bakın, çocuk yuvasına devlete emanet edilmiş Mersin çocuk yuvasındaki çocuklar 15-16 yaşında PKK'ya katılmışlar. Ve oradan yakalananlar şu anda Adana'da cezaevindeler. Bir daha söylüyorum, daha çocuk bunlar ve cezaevindeler. Balıkesir çocuk yuvasından örnek vereceğim. Çocuklar kaçırılıyor yuvadan. Uyuşturucu tacirleri tarafından gece uyuşturucu alemleri yapılıyor, yangın çıkıyor, çocuklar yoğun bakıma alınıyor. Dünya kadar suça karışmış çocuk var, devlete emanet edilmiş çocukların içerisinde. Siz daha kendinize emanet edilmiş yavruları korumaktan acizsiniz ama becerebildiğiniz bir tek şey var. Bu yavrunun, narinin cenazesinin üzerine bir metre altınızda onun cesedi yatarken orada boy boy poz verip Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu konunun üzerine gideceğiz demekten ibaret yaptıklarınız. Hiçbir gerçekçi adım atmıyorsunuz. Ve maalesef bütün dünyanın medeni ülkelerinde olduğu gibi çocuk devletin istikbalidir, ülkenin geleceğidir. Ama Türkiye'de bu gerçeği yok farz ettiniz ve bununla ilgili hiçbir adım atmadınız. Şimdi ben size TÜİK'ten bazı rakamlar vereceğim ve eminim bu rakamlar TÜİK'in himayesinde büyük ölçüde sadeleştirilmiştir. Dilüye edilmiştir ve gerçekleri yansıtmamaktadır. Ama TÜİK'in resmi sitesinde bile bu rakamlar bu vaziyette ise vah Türkiye'nin haline diyorum. 2023 yılından bahsedeceğim size. 537.583 çocuğumuz ne yazık ki adli kollukla, polisle, jandarmayla bir şekilde hukuki işleme maruz kalmış. Yani yargıyla tanışmış, adaletle tanışmış, efendim polisle tanışmış, jandarmayla tanışmış, haklarında o ya da bu gerekçeyle işlem yapılmış. Bir daha söylüyorum, 537.583 çocuk. Bunlardan 178.834'ü suça sürüklenmiş. Yani bizatihi suç işlemiş çocuklarımız. Nedir bu? Gasptır, hırsızlıktır, tecavüzdür, uyuşturucudur, darptır, adına ne derseniz. Bakın, bu ülkede geçen yıl 178.834 yavrumuz bizatihi suça sürüklenmiş, suç işlemiş kendisi. Nasıl oluyor? Hangi politikanın, hangi ihmalin, hangi aymazlığın neticesidir ki bu çocuklar suça sürüklenmiş ve bu yaşında suçla tanışmış ve sayısı 178.834. Son derece vahim. Başka bir noktaya daha geleceğim. 242.875 çocuğumuz mağdur edilmiş. Bir daha söylüyorum, 242.875 çocuk mağdur edilmiş ve bunların 133.600'ü yaralanmış, kesici, delici alet veya silahla veya darp edilmiş.
Allah aşkına 133.600 çocuk nasıl bu ülkede kesici delici aletle veya silahla veya başka bir şekilde darp edilebilir? Bu akıl alır gibi değil. Şimdi maalesef en vahim rakamı vereceğim sizlere. 25.700 cinsel istismar olmuş TÜİK'in rakamlarına göre. Ki bu gerçeği yansıtmıyor. Birçok şey gizli kalıyor, aile içinde kalıyor. Açığa çıkmıyor, kapatılıyor, örtülüyor. Ve eminim bunun birkaç katı kadar vahim tablo var. Bunu güne vurduğunuz zaman her Allah'ın günü geçen yıl bu ülkede, bu güzel ülkede 71 çocuğumuza cinsel istismar yapılmış TÜİK'in rakamlarına göre. Siz hangi Türkiye yüzyılından bahsediyorsunuz? Hangi çocuk hakkından bahsediyorsunuz? Kadınları koruyamıyorsunuz, çocukları koruyamıyorsunuz, çevreyi, doğayı koruyamıyorsunuz, sınırları koruyamıyorsunuz, kişisel verileri koruyamıyorsunuz. Neyi koruyorsunuz siz Allah aşkına? Koruduğunuz bir tek şey var. Koltuğunuz ve yandaşlarınız rantiyeciler. Son derece vahim bir gerçekle karşı karşıyayız. Türkiye yüzyılı safsatasıyla sabahtan akşama o devasa ekranlarda, o ışıltı salonlarda tanıtım yapıyorsunuz. Alın size Türkiye yüzyılı. 537 bin çocuk adaletle, yargıyla tanışmış ve her Allah'ın günü 71 çocuğa cinsel istismar yapılmış. Bu da sizin kendi rakamlarınız ve kendi ayıbınız. Biliyorum ve eminim ki bu rakamlar aslında çok daha fazla Senem Hanım. İşte yani